Şimdi arkadaşlar delay'lerden bahsedeyim. Delay'ler bizim gecikmelerimiz aslında. Yani iki şey arasında, node arasında gecikme koyabiliyoruz. Temelde üç tane var. Delay, Retrievable Delay ve Delay Until Next Tick. Delay Until Next Tick sadece bir sonraki tick için. Atıyorum o 0.01 saniye dönüyor ya. Artık sizin FPS'iniz ne kadarsa o kadar beklemesi için. Çok nadir durumlarda diğer frame'e geçmesini beklemek istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz ama muhtemelen zaten kullanmayacaksınız çok uzun bir süre. O yüzden onu atlayabilirim. düz delay şu arkadaşlar direkt verdiğiniz zaman kadar aralık veriyor. Begin play çekelim. Begin play gördüğünüz gibi çok kullanıyorum. 3 saniye zaman vereceğim. 3 saniye sonra hello yazacak arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Bu verdiğiniz kadar boşluk sağlıyor size. Bakın 1 2 3 geçti diğerini gördünüz mü? Hatta şöyle yaparsanız şuradaki akışı da görebilirsiniz. Hello bu kadar. Peki Retrigable Delay nedir? Retrigable Delay arkadaşlar normalde biz bir tuşa bastığımız zaman şuradan bir şimdilik şu tuşu çekeceğim. Bunu birazdan anlatacağım ama atıyorum bir tuşuna bastığımız zaman normal delay'de olsaydık o yinelenmeyecekti. Bakın şimdi. 1'e bastım. Ama 1'e bastığımda çalışmıyor. Şeyden ötürü çalışmıyor. Hemen size göstermeden bir şey yapacağım. Neredesin? Buradasın. Bunun sebebi arkadaşlar bunları size sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada 2 saniye bekledikten sonra çalışıyor. Fakat ben tekrar bire basarsam bu sıfırlanıyor. Normal delay'de böyle çalışmıyor. Siz basmanız bir şey değiştirmiyor arkadaşlar burada. Yani tekrar o dileğe sokmanız bir şey değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi o şey oluyor. Onu başladığı zaman bitiriyor. Ama retriggable delay derseniz ve tekrar orayı başlatırsanız sıfırlayıp başlatacak. Yine burada muhtemelen siz normal delay tercih edeceksiniz. Ee, bu konuda da bilginiz olsun. Tekrar şuraya bir gameplay'i getirelim. Ha, buradaymış. Ha, bunun sebebi de arkadaşlar bir sonraki videoda anlatayım. Bunu. Sonraki konumuzda anlatayım. Böyle şunu şuraya çekeyim. Dileyler bu kadar arkadaşlar. Dileylerle bir sürü şey yapabiliriz temelde. Ee, çünkü çok şey bir konu. Ve normalde kodlamanda da dileği oluşturmak bu kadar kolay değildir aralık oluşturmak. Fakat BluePin sayesinde hemen ne kadar boşluk vermek istiyorsak onu yapıp bittiğinde istediğimiz kodları oluşturabiliyoruz.